Arkadaşlar merhabalar. Kastil Park tablo çalışmalarım bitti. Burada tablomdan çıkan hatları aktaracağım ama çok fazla iyi sonuçlar alamıyorum son günlerde. Pek de hoşuma gitmiyor. En azından bülten olarak bilgi sahibi olmak amacıyla yayınlamış olayım düşüncesindeyim. Önerdiğim safkanlar var. Grubun kaliteli atları diyorum. Kazanması gerekir. Yani son yarışı ikincilik. Ata bakıyorum yarışta yok. Beni kandırıyorlar Amerikalılar. Amerikalılar. Bela. Birinci koşu Maiden. 8 kazancı olan grubun kaliteli atlarından değil, kalitesi düşmemiş bu safkan kazanabilir. AGF 7. Diğer kaliteli atlarda 5 ve 10 olur safkanlar arkadaşlar. Kalkıp buradan aşağıdan bir at gelince ben delirmiyorum ya. Olmuyor. Çok geldi. İkinci koşu tekrar Maiden altın olu safkan. Yarışın AGF'si grubun en kaliteli atı. Kazancı yüksek atı da diğer plasesi durumunda. Bu ikisi arasında geçmesi gerekir. Bak. Mori plase. Bunlar. Burası. Müstahiz'in atı. AGF almış 33. Yani handikap puanına bakıyorum. 35. Tabelasız olduğu için tabii. Yani bu at kazanıyor. Olmuyor. Bize çok ters. Bana çok ters yani bu oyun atları kazanması. Üçüncü koşu şartlı dişi. 7 nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Son yarışı üçüncü. Yaş avantajlı. 5 yaşında. Ne çıkarttık dişisiniz. Kazanın. Kazanması gerekir. Normali bu bende. Yarışın AGF'si 2. Yani bu at eksik koşarsa 2-6 gibi atlar devreye girebilir. Artık bir şey de diyemiyorum yani. Şu atlar yarış kazanamıyor. Lafım kalmıyor başka. Dördüncü koşu Maiden dişi. Burada da 3 safkan. 3 grupta bir ikincilik almış. Arası iyidir bu at için. Favori çıkartılmış. Bizde de favori koşar. Yeni koşan atlara dikkat edin arkadaşlar. 6 ve 9 zor safkanlar. Bunlardan etkili bir yarış gelebilir. Bu grup zayıf bir grup. Handikap puanları onu söylüyor. Hani 3 favori olsa da zayıf. Yani kaliteli bir at değil. 6-9 iyi bir at çıkarırsa bunlardan bunlar kazanır. O yüzden bu atları öncelikle vermenizi öneririm. Beşinci koşu açık yarışta 7 nolu safkan yüksek AGF grubun kaliteli atlarından bizde de favori. Bu atı 4 geçebilir yazmak isteyen arkadaşlara öneririm. O da plasesi durumunda. Üçlükten dörtlüğe dönen safkanlar var. Hani bu grup içerisinde 3'ü belki önerirdim ama onun da son yarışları iyi değil. O yüzden bu 2 at 7-4 bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. Altıncı koşu Maiden dışı tekrar. Burası da zayıf bir grup. 9 Maiden dönüyor. Bizdeki Maiden'dan çıkmayan atlar gibi 9 kazanır kazanır bir şey diyemem. 11 grubun kaliteli atı bir ikincilik gelmiş. Handikaplı atlar içerisinde kaliteli atı kazanabilir. Yeni koşan atlara yine dikkat edelim. Grup handikaplı atlar, zayıf atlar 3, 6, 4 AGF almış. Bunlardan iyi bir at çıkar ise kazanır. Bunlar da galoplarına göre AGF alırlar. Yani şanslı olduklarını söyleyebilirim. 7. koşu satış koşusu. Burada da 3 nolu safkan. Aslına bakarsanız kazanır da tek olur vaziyette start alıyor. 3 yaşında AGF'si. AGF çıkmasa da önerirdim. 4 yaşında. Grup birbirine çok yakın. Kalitede kalan atlar var. Ganyanlı gelirler. 8, 11 ve diğer atlardan herhangi birisi gelirse burada bir şey demem. Tabi 7 gelirse derim ama onun dışında hiçbir ata itirazım olmaz. Böyle bir grup. Tek oynayalım diyen arkadaşlara 3'ü öneririm. AGF ağırlığını taşısa da kazanırdı bence. 8. koşu Stakes yarış. Açık bir yarış. 2 nolu safkan. Bu AGF'nin hakkını verirse kazanır tek olur. Geçtiği at zannedersem 43 gün önce koşmuşlar. 6 olabilirse rakip
altın olur saftan olur. Dörtlüklerden 4 HGF almış bir saftan değerlendirmeyi size bırakıyorum. 4 numaralı saftan için. 9. ve son koşu da 10 numaralı saftan. Bu da yüksek HGF, yüksek kalitede. Kayba koşmazsa kazanır tek olur. 8. Geçen sene yarış görmüş. Bu sene bir üçüncülüğü var. Rakip 6-3'te sürprize önereceğim saftanlar olur. 2-9 diğer AGF alan safkanlar. Burada da değerlendirmeyi yine size bırakıyorum. Normal şartlarda 10-10 safkanın bu grubu geçmesi gerekir. Tek olması gerekir. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.